Herkese merhaba, ben Rabia. Kral Kaybederse kitabını iki bölümde özetledim. Bana göre kitabın en anlamlı kısmı sonuydu. Bu videoda size Kral Kaybederse kitabının sonunu anlatacağım. Kenan artık huzur evinde kalıyor fakat çok hasta hissediyor kendini. Sürekli hastaneye gidiyor, sürekli tetkikler yapılıyor fakat hiçbir sonuç çıkmıyor. En son kurumun doktoru bir psikiyatristle görüşmesi gerektiğini söylüyor. Gülsür Hanım'a gidecek mecali gücü kendisinde bulamıyor Kenan. Fakat bir gün erkenden kalkıp her şeye rağmen Gülsür Hanım'ın yanına gidiyor. Gülsür Hanım'ın bulunduğu muayenehaneye geldiğinde orada olmadığını, başka bir yere taşındığını öğreniyor. Gülsür Hanım Madalyon Psikiyatri Merkezi'ni kurmuş. Hal hatırdan sonra Kenan sürekli hayallerinden, geçmişe duyduğu özlemden, bitmek bilmeyen umutlarından vesaire yine hep o anlattığı şeylerden anlatıyor. Artık Gülsür Hanım dayanamıyor ve yeter diyor. Artık yeter. Senin bu hayallerin, bu umutların seni bu hallere düşürdü. Niye artık hala eski Kenan olmak istiyorsun? Bunlar diyor yalan umutlar. Bir gerçekler var, bir de efsaneler var. Senin bütün bu söylediklerin yalan umut diyor. Unut bunları diyor. Bu dünyadan giderken ne götüreceksin yanında diyor. O da günahlarımı diyor Kenan'da. İlk kez o gün Kenan susuyor ve Gülseren Hanım'ı dinliyor. Gülseren Hanım'ın yıllar önce gördüğü o kader motifini görüyor o gün. Kenan'ın hayattaki en büyük korkuları terk edilmek, yalnız kalmak ve ölmek. Ve o gün onlarla yüzleşiyor. Annesinin onu terk edişini, o yüzden kadınlara güvenememesini, sürekli farklı kadınlarla ilişki kurup kendini güvende tutmak isteyişini, çocukluğunda o yaşadığı hastane günlerini, karanlık geceleri, yaşadığı acıları, çocukluğunda babasının onu istememesini, sevmemesini, annesinin gelip kurtarmasını vesaire. O gün ilk kez yüzleşiyor geçmişiyle. Ve Gülsür Hanım ona çok anlamlı şeyler söylüyor. Diyor ki artık affet kendini, sen yeterince ıstırap çektin. Sen kendini affetmezsen Allah seni niye affetsin diyor. O da diyor siz beni affettiniz mi? Gülsür Hanım onu affettiğini söylüyor. Sen yeterince acı çektin. Bütün acıları, bütün ıstırapları çektin. Kendini affet artık diyor. Ve Kenan Gülsür Hanım'a teşekkür ederim diyerek gidiyor. Kenan Baran iflas ettikten sonra hiçbir zaman bütün görüşmelerinde Gülsüren Hanım'a vizit ücretini ödeyemiyor. Buna rağmen Gülsüren Hanım her zaman ona yardımcı olmaya, onun yanında olmaya gayret ediyor. Bu anlattığım kısma kadar Gülsüren Hanım Kenan Bey'in 20 yıldan fazla hayatına tanıklık ediyor ve hiçbir şey yapamıyor onun için. Kenan Bey geliyor, iyileştiği an çekip gidiyor. Yıllarca Gülsüren Hanım ondan haber alamıyor. Sonra tekrar geliyor, tekrar ortadan kayboluyor. O adeta bir kralken çok sağlıklı, çok yakışıklı, çok zengin bir insandan kimsenin istemediği hasta, yaşlı, huysuz bir garibana dönüyor. Resmen muhtaç bir insana dönüyor. Ve Gülsüren Hanım bütün bunlara tanıklık ediyor fakat hiçbir şey yapamıyor. Ve Kenan Bey Gülsüren Hanım'a kendisini başarısız hissettiriyor. Ona hiçbir şey katamadığını, hayatına hiç dokunamadığını hissettiriyor. Bu arada Gülsüren Hanım İstanbul'da da Madalyon Psikiyatri Merkezi'nin bir şubesini açıyor. Ve Fatoş Hanım bir gün Gülsüren Hanım'a geliyor. 40'lı yaşlarında zarif bir kadın. Çalıştığı şirkette genel müdür olmuş. Oldukça varlıklı birisi. Kenan'dan sonra hayatına birkaç kişiyi almayı denemiş fakat başarılı olamamış. Kimseye güvenememiş. Babası bütün varını, yoğunu, malını, mülkünü, her şeyini kaybetmiş. Daha sonra da kanserden ölmüş. Üvey annesi Hanife ve kardeşleri İstanbul'a taşınmışlar. Ve artık Fadi ile hepsinin arası çok iyi. Ve Fadi kendisini huzurlu bir ortamda hissediyor. Bir aile ortamında hissediyor artık. Ve Kenan'ın bütün hayatından da haberdar. Hatta huzur evinde kaldığını da biliyor. Kenan'ı Handan Hanım ve arkadaşları huzur evine yerleştirdiğinde huzur evinin bağlı olduğu vakfa Kenan Bey'in bir yıllık kalabileceği masraf ödemişler. Fakat daha sonra ödeyememişler veya ödemek istememişler. Vakıf Kenan Bey'in parasını ödeyemeyeceği için onu devletin huzur evine yerleştirmeye karar vermişler. Fakat bu arada Fatoş Hanım her şeyden haberdar olduğu için konuya el atmış ve Kenan'dan habersiz bir şekilde onun huzurevi ücretini şirketlerinin karşılayacağını söylemiş. Ve Kenan'ın kaldığı huzurevinin ücretini Fadi ödüyor. Gülsüren Hanım Fadi'nin anlattığı bu şeyler karşısında adeta şaşırıp kalıyor. Ona çok anlamlı, çok güzel şeyler söylüyor. Ve diyor ki artık sen de mutlu ol. Çiçekte, böcekte, her yerde, hayatın içinde her şeyde mutluluğu ara. Çünkü sen bunu fazlasıyla hak ediyorsun diyor. Ve o şekilde vedalaşıyorlar. Bu arada Kenan Bey o son konuşmaları
yazdıklarından sonra bir daha Gülsüren Hanım'ın yanına gelmiyor. Gülsüren Hanım Kenan'ın hayatını yazmaya başlıyor. Fakat bir türlü son getiremiyor. Ve Gülsüren Hanım Ankara'dayken bir gün kliniğe yaşlı, emekli bir büyükelçi geliyor ve onunla özel bir konuda görüşmek istediğini söylüyor. Diyor ki ben aynı huzurevinde kaldığım bir arkadaşımın selamını ve vasiyetini getirdim diyor. Kenan Bey'i 10 gün önce kaybettik. Onu garipler mezarlığına gömdük. Size çok selamlarını gönderdi. Size yük olmak istemedi diyor. Beni gömün, ondan sonra haber verin Gülsüren Hanım'a dedi diyor. Ve çantasından bir tane defteri çıkarıyor. Kenan Bey size bu defteri gönderdi diyor. Tabii Gülsüren Hanım şok oluyor. Mümtaz Bey gitmeden önce diyor ki şu üç kitabı da imzalar mısınız diyor. İmzaladığı kitaplar Gülsüren Hanım'ın kendi kitapları. Üstad ve Geniş ailesine diye yazın diyor. Bunları diyor, bu kitapları Kenan Bey de okudu. Aramızda çok tartıştık. Hatta Gülsüren Hanım keşke beni de yazsa diye sık sık söylüyordu diyor. Gülsüren Hanım çok şaşırıyor. Ben zaten onu yazıyorum diyor. Mümtaz Bey de diyor ki inşallah diyor o kitabı da okuma fırsatım olur. Kitap çıkar çıkmaz beni darar mısınız diyor ve gidiyor. Mümtaz Bey gittikten sonra Gülsüren Hanım odasının kapısını kapatıyor ve Kenan Bey'in gönderdiği defteri okuyor. Defter gerçekten inanılmaz. Kitabın 340 sayfası tam bir umutsuzluk öyküsü. Yani yıllarca Gülsüren Hanım Kenan Bey'in hayatına tanıklık ediyor ve onun için hiçbir şey yapamıyor. Hatta Gülsüren Hanım'a kendisini başarısız bir doktor olarak hissettiriyor Kenan Bey. Onun kralken düşüşünü, dibe vuruşunu asla engelleyemiyor, hiçbir şey yapamıyor. Ve ilahi adalet kavramına çok büyük bir yer verilmiş bu kitapta. Handan Hanım Gülsüren Hanım'la konuştuğunda diyor ki ilahi adalet yerini buldu. Fadi de tekrar konuştuğunda ilahi adalet yerini buldu. Fakat çok üzüldük diyor. Daha sonra üzülüyorlardı hatta Kenan'ın böyle dibe vuruşunu gördüklerinde. Kitap 384 sayfa demiştim. Son 20 sayfası Kenan'ın gönderdiği şeyler, Kenan'ın gönderdikleri var. Kenan Bey o kadar büyük bir değişim gösteriyor ki gerçekten inanamazsınız, inanamayacaksınız okurken. Gülseren Hanım'ın kendisini yazmasını, kendi hayatını yazmasını istediği için Gülsüren Hanım'a defter olarak gönderiyor anılarını yazıp Kenan Bey. O gün Gülsüren Hanım yanına çıktıktan sonra Kenan'ın ağrıları, inlemeleri, titremeleri her şeyi duruyor. Hatta huzurevinin kapısı sıkışmış, gidip kapıcıya yardım ediyor ve onu yerleştiriyorlar. Hayatında hiç yapmadığı bir şey yapıyor, başkasına yardım ediyor. Ve o günden sonra hayatı tamamen değişiyor. Huzurevindeki diğer yaşlılarla tanışıyor, onlarla kaynaşıyor, hepsiyle iletişim kurmaya başlıyor. En çok Mümtaz Bey ile anlaşıyor. Kenan Bey hayatında hiç namaz kılmayı bilmiyor. Mümtaz Bey ona namaz kılmayı, abdest almayı, her şeyi öğretiyor. Kenan Bey daha sonra bahçede bahçıvanlık yapıyor. Saliha Hanım diye bir kadın var. Bahçe işlerini düzenleyen ve torununa bakan. Kızını, damadını ve kocasını trafik kazasında kaybetmiş. Torununa bakıyor. Aynı zamanda bahçıvanlık yapıyor huzurevinde. Kenan Bey ona yardım ediyor. Hatta daha sonra gerçekten inanamayacağınız o kadar olaylar oluyor ki. O kadar duygulanıyorsunuz ki gerçekten bunları okuduğunuzda. Çünkü kitabın o 340 sayfasında artık siz de Kenan Baran'dan umudunuzu kaybediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu adam hayata böyle geldi, böyle gidecek, bomboş gidecek diyorsunuz. Ama Kenan Bey öyle şeyler yapıyor ki gerçekten aşırı şaşırıyorsunuz. Huzurevinde odasından çıkamayan ceza hakimi Cemil Bey var. Onunla dostluk kuruyorlar. Bütün korkularıyla yüzleşmiş bir şekilde ölümden korkmuyor Kenan Bey. Hatta Cemil Bey öldüğünde onun cenazesinde hep yanında oluyor. Daha sonra Saliha'nın torununa yardım ediyor. Onun işte ayağa kalkabilmesi için, ameliyat olabilmesi için yardım ediyor. Kurumda çalışmaya başlıyor. Muhasebeci olarak çalışmaya başlıyor. O paralarını biriktirip Saliha'nın torunu Vedat'a yardım ediyor. Okulu araç gereçleri alıyor. Tekerlekli sandalye alıyor. Daha sonra inanamayacaksınız, gerçekten inanamayacaksınız, Saliha ile evleniyor. Sırf emekli maaşı ona kalsın diye. Daha sonra paralarını biriktiriyor. Onun ameliyat olabilmesini sağlıyor Vedat'ın. Onun ayağa kalktığını görüyor. O kadar güzel olaylar gelişiyor ki yani huzurevinde. Çok duygulanıyorsunuz. Hüzün mü dersiniz, sevinç mi dersiniz, mutluluk mu? Yani ne derseniz artık. Ya bir insan çok zenginken dibe çakılıyor. Daha sonra bütün umudunuzu kaybetmişken o hayata sıfırdan başlıyor. İnsanların hayatına dokunuyor. Sürekli başkalarından alan, şikayet eden o hasta insan kendisiyle yüzleştikten sonra artık o inlemeleri, her şeyi titremeleri kayboluyor. Ve hayatı bambaşka bir yöne evriliyor.
gerçekten çok anlamlıydı bence. Ve birkaç yerini okumak istiyorum gerçekten. Aşırı duygulandığım yerlerini. Şimdi söyleyeceklerime siz de inanamayacaksınız. Allah beni affetti galiba. Yıllardır kapalı duran bir kapı açıldı. Bu nasıl bir mucize anlayamıyorum diyor. Alacaklı olduğu bir yerden onun borcunu getiriyorlar. Önce borçlarımı ödemek geldi aklıma. Kusura bakmayın ama sonra vazgeçtim. Borç aldığım insanların hepsinin de şimdi durumu iyi. Ben öbür tarafa borçlu gideyim ama şu Vedat bari şu dünyada rahat yaşasın dedim. Hemen çağırdım Saliha'yı. Al bu çeki, istediğin gibi bir ev al, Vedat'la oturun dedim. Bugün evlendim. Senin aklın hala mı bu işlerde demeyin boş yere. Saliha ile evlendim. Ben ondan önce ölürsem maaşım ona kalsın diye. Yarım maaşım olsun hiç yoktan iyidir. Aynalara bakmadan kendimi beğenmeye başladım. Geceleri daha huzurlu yatıyorum. Meğer bu huzuru ne kadar özlemişim bilseniz. İki tane gömleğim, iki pantolonum, bir de yeleğim var. Biri yıkanırken diğerini giyiyorum. Daha fazlasına hiç ihtiyaç duymuyorum. Zengin olmak, eskisi gibi yaşamak gibi hayallerimin hepsini artık ben de birer birer yıktım, yok ettim. Yaşamaktan, böyle yaşamaktan memnunum. Kara gözleri hariç sanki bana benziyor çocuk. Kaybettiğim oğlumu bulmuş gibi hissediyorum kendimi. Oğlum nihayet ameliyat oldu. Ben hiç başından ayrılmadım. Ben hiç yalnız bırakmadım oğlumu. Zaten biraz geç kalsam gözleri doluyor keratanın. Yıllardır hep bunları duymak istedim benden. Şimdi artık sen de sevin sevgili doktorum, çok sevin. Sonra da otur yaz beni. Benim yaşadıklarım başkalarına ışık olsun, nur olsun. Yazdığım kitabı o kadar çok insan okusun ki sana olan borçlarımı da böylece ödemiş olayım. Kenan Bey iflas ettikten sonra Gülseren Hanım'a uzun yıllar geliyor ve hiçbir zaman vizit ücretini ödeyemiyor. Ha bu arada kitapta Gülseren Hanım şey demiyor, aa bana hiçbir zaman vizit ücretini ödemedi falan filan, asla böyle bir şey demiyor. Hatta bunu Kenan'ın ağzıyla anlatmış. Bir keresinde sadece diyor ki bir seansta, ben sizin vizit ücretinizi ödeyemeyeceğim ama diyor borçlarımı aldığımda ödeyeceğim. Onun dışında hiç değinmemiş bile bu konuya Gülseren Hanım. Ama hep yanında oluyor, hep destek oluyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Ama Gülseren Hanım umudunu kaybettikten sonra, kestikten sonra çok güzel, gerçekten mucize oluşuyor. Ve bunlar çok anlamlıydı. Yani çok kıymetliydi bence. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Belki bu kadar duygulanmazsınız, belki hiç etkilenmezsiniz, hiç bilemiyorum. Ama kitap okuduğunuzda gerçekten o sonunu okuduğunuzda bilmiyorum, yani etkilenirsiniz diye düşünüyorum şahsen ben. Ve daha sonra zaten kendini çok yorgun hissediyor ondan sonra ve diyor ki artık bundan sonra yazar mıyım bilmiyorum, yazmasam da olur. Bunları okuyorsan eğer bil ki ben bu dünyadan çoktan göç etmişim. İnan bana artık yalnız değilim. Üstelik birkaç damla da olsa bir şeylerle gidiyorum öbür tarafa. Benim cebime giren şeylerin yarısı da senin. Hakkını helal et bana sevgili doktorum, helal et. Kenan Baran. Kurumda, huzurevinde Kenan Bey'e herkes üstad diyor. Üstad ve geniş ailesine diye kitabı imzaladığı kişideki üstad aslında Kenan Bey. Gülsür Hanım gerçekten inanamıyor. Fadi'nin kedisi Sürtük. Onu kitapta okursanız görürsünüz. Çocukluğundaki bir sürtük olan kedi. Kedi sahiplendiğinde adını filozof koyuyor Fadi. Dünyadaki acım olan Kenan Bey üstad olarak ayrılıyor. Gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Bir insanın hayatındaki bu kadar değişim, bu kadar dönüşüm. Burada görüyoruz ki aslında insan aslında isterse kendisini değiştirebilir. Kader motifini fark edebilir. Mesela camdaki kız da Gülsür Hanım hayır karakterine de yardım etmeye çalışmıştı. Bir şeyleri göstermeye çalışmıştı. Ama başarılı olamamıştı. Ama Kenan Bey bunu başarabiliyor, anlamlı bir şekilde ayrılıyor hayattan. Derin bir keder ve hüzün kaplıyor içinizi. Ama böyle bir mutlu doluyorsunuz gerçekten. Sanırım bu kitabı Gülseren Hanım yayınladığında birinci ve ikinci baskısında son kısımlar yok. Kendisi de öyle söylemiş çünkü. Bu demiş bir başarısızlık öyküsü olarak anlattım. Daha sonra demiş bu eklemeleri yaptım. Burada Gülseren Hanım'ın yazdığı bir parçayı aktarmak istiyorum size. Kitabın kahramanı Kenan Bey'in ve kitabın diğer kahramanlarının toplum tarafından tanınmaması, bilinmemesi için elimden geleni yaptım ama hayatın akışını da değiştirmemeye çok özen gösterdim. Aslında Kenan Bey hayatta olsaydı ve bu kitabı görseydi kim bilir ne çok sevinirdi. Ruhu şad olsun. Hepinize en içten saygı ve selamlarımı. Ki zaten olayları değiştirdiği o kadar belli ki. Mesela Kenan Bey'e dair ne biliyoruz biz şu an? Mühendis olduğunu, çok yakışıklı, Ankaralı. Bu kadar. Bu kadar yani. Bir de kısaca hayatını.
mesela Handan Hanım'a dair anlattığım küçücük şeyler yani. Bir Handan, bu kadar. İşini bilmiyoruz. Nerede çalışıyor, ne yapıyor, ne yapmış. Hiçbir şeyi bilmiyoruz. Mesela Fadiye dair de şirketin adı yok, hiçbir şey, ne huzur evinin. Yani her şey değiştirilmiş. Teşhir edilmesi, yani tanınması mümkün değil bu kitapta zaten bir insanın. Dediğim gibi kitapta ilahi adalete, kader motifine, bu kavramlara çok değinilmiş. Ve hayat gerçekten kendi içerisinde bir ilahi adalete sahip. Bir insan değişebilir, kader motifini değiştirebilir, gelişebilir. Ama bunu yapabilmesi için acılarıyla yüzleşmesi, değişime açık olabilmesi ve gerçekten değişmek istemesi gerekir. Eğer bunu yapabilirse, elini taşın altına koyarsa ve çabalarsa gerçekten değişebilir. Saatlerce konuşabilirim kitaplar hakkında. Çünkü hayatımdaki en anlamlı şeylerden bir tanesi kitaplar. Bazen bazı kitaplardan da oldukça çok etkileniyorum gerçekten. Dediğim gibi hani etkilenmeyenler olacaktır. Yani abarttığımı düşünenler olacaktır. Ama size en büyük tavsiyem bu kitabı kesinlikle alıp okumanız. Eleştirmeden önce, ön yargıyla bakmadan önce yani lütfen bu kitabı alıp okumayı deneyin. Sizin de yüreğinize dokunan bir tarafları olacaktır diye düşünüyorum ben. Şunu da eklemek istiyorum. Gülseren Bulayıcıoğlu'nun bütün kitaplarını geçen yıl Kitap Yurdu'ndan almıştım. Bu kitabın fiyatı da Kitap Yurdu'nda 30 TL'ydi. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle, sağlıkla kalın, hoşça kalın.